Şimdi değerli hocam, ikinci bölümde de biraz da izlenimleriniz gerek Türkiye'de gerekse de Avrupa'da, özellikle İngiltere sanırım, bilmiyorum diğer ülkelere. Hocam Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da çalışmalar yaptım tabii. Evet. Evet. Şimdi bir Anadolu'ya gidelim, biraz da Avrupa'ya dönelim. Şimdi değerli üstad, bir aşk var. Yıllarınızı vermişsiniz. İstanbul'daki Şahbulut Sultan Dergahı'nda emekleriniz var. Gençleri seviyorsunuz, sevmeseniz olmaz. Onlar da sizi seviyor. Teşekkürler. Pirlerle diyaloğunuz iyi. Başkanları, Cemevi başkanlarını olumlu yönde, yani kültürel, eğitsel, bilimsel çalışmalar, kitap çalışmaları olsun diye zorluyorsunuz. Peki, gençler, hani geleceğimiz gençler, halk, gidiyorsunuz etkinliklere, festivallere, ne bileyim, Pir Sultan Abdal Musa, Hacı Bektaş. Orada bir kitle var. Cem'in dışında bir semah ve inancımızın da, kültürümüzün de bir parçası. Bunlar çok konuşuldu. Yani sadece Cem'in içinde kalsın, meydanlarda dönülmesin. En sonunda da dönülsün, bir tanıtımdır. Yani insanlar da görsün, o aşkın bir parçasını da olsa yaşasın dendi. Peki nelerle karşılaştınız? O anılar önemli. Bilmeyenler bilmez. Yıllar yılı gidiyorsunuz. Nerede kalıyorsunuz? Nelerle karşılaştınız derken sorunlar, size ifadeler, o anılar, o insanlarla diyaloglar, biraz bahsettiniz ama biraz daha açalım. Çok önemli bu insan ilişkiler. Yani 30-40 yılda nereden nereye geldik? Sizi daha önce nasıl Evet, karşılıyorlardı, evet. şimdi nasıl karşılıyorlar? Haçoğullar hariç, onlar Evet, devam evet. ettiriyorlar Evet ama hocam. neler değişiyor Alevilikte, Teşekkürler. insanlarda, Evet. ilgi, alakada, Evet. semahlarda? Evet. Abdal Musa'da mesela neler değişiyor? Hocam, ya insanın yarası yani deşiriyor tabii ki. Çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Şöyle, şu anda semahçılarda, gençlerde bir aşkın olmamasının gençlerde bir nedeni şu. 4 yıl önce siz de bazen söylüyorsunuz ya işte yayınlarınızda. 4 yıl önce Hacı Bektaş'ta federasyonlar bir toplantı yapıldı. Ben de yazılı hale getirdim, sundum orada. Dedim ki, arkadaşlar şu andaki yapılan genel Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar Alevi gençlerine gerçekten bir tuhaf yapıyor. Sizden ricam bütün cemevlerine söyleyin, dergahlara söyleyin, bulunduğu bölgelerde bir tarih öğretmenini eğitsinler. Bir sema öğretmenini bir yıl eğitsinler. Zakirleri, bağlama kursu veren hocayı eğitsinler. Yol inancıyla ilgili. Mahallede gelsinler, çocuklarımızı, gençlerimizi ve yaşlı, orta yaşlı insanlarımızı alsınlar oraya. Ama onlar boş yere gelmezler. Gelmezler. Eğer biz bunu yapmazsak cemevlerimiz boş kalır. Ben dün bir yere gittim, 4 kişi geliyormuş. Yani Güngör'e, cemevine gittim de 4 kişi geliyormuş. Çok üzüldüm tabii ki. Ama bir şey vermedikleri için gelmiyor. Peki bunu cemevlerinin, federasyonların, konfederasyonun programında olacak ki bütün cemevleri bunu yapsın. Değil mi? Burada dedenin kendi eğitimini yapması. Biraz da Türkiye'de yani doğudaki yani